hoş geldiniz. Ben Tamer Dövücü. Optimum Denge Modeli'nin kurucusu diyelim ve Optimum Denge Modeli Vakfı'nın kurucusu. Burada size 18 dakikada katmanları, zihnin katmanlarını anlatmam gerekiyor. Ama sorun şu ki, psikolog arkadaşlara bunu anlatmak 50 tam gün sürüyor, o da %10. Dolayısıyla 18 dakika içinde size hayatı, insan zihnini ve bunların katmanlarını ve uyumunu anlatıyor olmam gerekiyor. Katmanlarla ilgili ilk fikir 2004 yılında içselleşti. Daha öncesinden vardı. Burası Arizona, Grand Canyon. Hayatı, dünyayı katman katman bütün zamanları tek bir yerde görme şansı verdi ve bu içimde bir farkındalık yarattı. Zaten olan bir şeyi anlamamı sağladı. Şimdi katmanlara baktığımızda, slide kullanacağım, normalde kullanmam ama hızlı anlatabilmek için. Bunu insanda anlamak kolay. Peki. En üstte vücut var. Vücudun alt sistemleri var. Örneğin sinir sistemi, sindirim sistemi gibi. Organları var, dokuları var, hücreleri var, molekülleri var. Katmanların özelliği şu. Katmanların her birinin yapısı farklı çalışıyor. Dolayısıyla bir katmandaki sorunu, o katmanın yapısını anlarsanız çözebiliyorsunuz. Peki insan zihninde bu katmanlar ne durumda? Evet, teknolojiyle ilgili bir sorunumuz var gördüğüm kadarıyla. Şimdi insan zihni temelde 5 katmandan oluşmuş vaziyette. Optimum denge modeline göre. Bir doğal sistem var, içinde yaşadığımız hayat. Bir de düzenleyici sistem var. Doğal sistemin içinden doğan ve o doğal sistemin kaynaklarıyla yaşamaya çalışan. Yani hayat ve insan gibi düşünebilirsiniz bunları. Eğer doğal sistem hayatsa, düzenleyici sisteme insan diyebiliriz. Doğal sistem piyasaysa, düzenleyici sisteme şirket diyebiliriz. Doğal sistem toplumsa, düzenleyici sisteme devlet diyebiliriz. Düzenleyici sistem ya o doğal sisteme uyum sağlayacak ya da onu yönetmeye çalışacak. Dolayısıyla doğal düzenleyici sistem ilişkisi aslında insan hayat ilişkisi. Ve bu ilişki 5 katmanda oluşuyor. Ortalama bir insanın içinde bulunduğu 3 tane temel doğal sistem var. İş hayatı, aile ve sosyal yaşam. İş hayatında girişimci, yönetici ve teknisyen olmak üzere 3 ana kimliğimiz var. Özel yaşamda evlat, eş, kardeş, ebeveyn gibi kimliklerimiz var. Sosyal yaşamda arkadaş, taraftar gibi kimliklerimiz var. Bu kimliklerin her biri düzenleyici sistem ve her birinin fonksiyonları birbirinden farklı. Örneğin kardeşinize davrandığınız şekilde çocuğunuza davranamazsınız. Her kimlik ayrı fonksiyonları yerine getirmek için var. Doğal sistemin en temel dinamiği düzen ve düzensizlik üzerine. Yani hayat dediğimiz şey en temelinde düzen ve düzensizlik üzerine kurulu. Düzenleyici sistem dediğimiz şey ise uyum ve uyumsuzluk üzerine kurulu. Bu ikisini bir araya getirirsek karşımıza bir artı işareti çıkıyor. İşte bu artı işareti 2004 yılında ortaya çıktı ve optimum denge modeli de bunun üzerine kuruldu. Bu insan doğasının temel haritası, temel eksenleri. Düzen insanları daha içe dönük hale getirirken, düzensizlik insanları daha dışa dönük hale getiriyor. Düzensizlik stresi arttırıyor, düşünme hızını arttırıyor, kontrol isteğini arttırıyor ve eğilimi arttırıyor. Aşağıya baktığımızda, düzen olduğundaysa düşünme hızı yavaşlamaya başlıyor, stres azalıyor, gevşeme oluşuyor. İnsanlar akışa bırakmaya ve eylemsizliğe başlıyorlar. Yani düzensizlik arttığında enerji seviyemiz artıyor.
düşünme hızımız artıyor, zihnimiz daha hızlı çalışıyor. Düzen içindeyse daha rahat hareket ediyoruz. Bu dört karenin temel fonksiyonları şunlar. Düzensizliğe dışa dönük uyumak biz başarı diyoruz. Dışa dönük uyumsuzluğa, anksiyete, içe dönük uyumsuzluğa, depresyon ve içe dönük uyuma huzur diyoruz. Ve yaşam bu dört alan içinde gerçekleşiyor. Hepimiz bu alanları az çok tanıyoruz. Bunların içinde başarıyla huzuru dengelemeye mutluluk diyoruz. Anksiyete depresyon arasında kısılıp kalmaya da mutsuzluk diyoruz. Optimum denge mutluluk demek. Tıpta buna homeostasis deniliyor. Sistem mühendisliğinde ise fonksiyonellik sürdürülebilirlik dengesi deniliyor. Dolayısıyla insanların temel amacı optimum dengede olmak. Bu alanda olmayı genellikle iş kimliklerinde başarı karesinde, özel yaşamda huzur karesinde olarak gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bir anlamda iş yaşamı, özel yaşamı dengesi insanların farkında olmadan sezgisel olarak ulaşmaya çalıştıkları yer. Ve bunun içinde hepimizin zeminleri oluşuyor. Bu zeminler farklı farklı. A kişisinin zemini başka bir yerde, B kişisinin zemini başka bir yerde olabiliyor. Ve zemininiz başka yerde olduğunda düşünce yapınız değişmeye başlıyor, beyin kimyanız değişmeye başlıyor, hareketlerinizin hızı değişmeye başlıyor, hayatı algılama biçiminiz, yetkinlikleriniz, duygularınız değişmeye başlıyor. Yani zemini farklı olan insanlar aslında hayatı farklı yaşayan insanlar. Bu insanlara hayatın tanımını sorarsanız her biri size başka bir tanımlamada bulunacaktır. Bu zeminlerin büyüklüğü, küçüklüğü, derinliği ve yeri bizim hayatla ilişkimizi belirliyor. Örneğin bir kişi üç ayrı kimlikte, üç ayrı yerde olabiliyor. Mesela iş kimliğinde, profesyonel kimliğinde, başarı kimliğinde oluyor. Aynı kadını anne kimliğinde kaygı karesinde görebiliyorsunuz. Ama eş karesinde, eş kimliğinde depresyon karesinde görebiliyorsunuz. Bu şu demek. Bu kişinin kurduğu düzenleyici sistem profesyonel kimlikte, doğal sistem içinde gayet düzgün çalışıyor. Ama anne kimliğinde gene düzgün çalışıyor çünkü annenin belli bir oranda anksiyetik olması gerekiyor. Ama eş kimliğinde düzenleyici sistemini doğru oturtamamış demek. Yani fonksiyonlarını o kimlik tam olarak yerine getiremiyor demek. Optimum denge modelinin temel amacı bu. İnsanların zeminlerini fonksiyonellik el verdiği sürece optimum denge alanına getirmelerine yardımcı olmak. Yani başarı ve huzur dengesini ya da ben-biz dengesini oluşturmalarını sağlamak. Birinci katmanda frekanslar var. Frekanslar bizim enerji seviyemizi belirliyor. Yukarı doğru çıkıldığında düzensizlik karşısında frekanslarımızın arttığını, enerjimizin arttığını görüyorsunuz. İçinde yaşadığınız her doğal sistemin ayrı bir frekansı var. Örneğin iş yaşamının frekansı daha yüksek. Ailede frekans biraz daha düşük. Sosyal hayatta biraz daha dengeli. Bu frekanslar şehirden şehire de değişebiliyor. Ülkeden ülkeye de değişebiliyor. İnsandan insana da değişebiliyor. Yani bulunduğunuz yerlerin frekansları, iş yerlerinin frekansları, departmanların da var frekansları, ülkelerin frekansları değişebiliyor. Ve bunlar arasındaki bağlantıya biz uyuma, senkronizasyon diyoruz. Örneğin 8 frekanslı bir A ile 5 frekanslı bir B ilişkiye geçerse 7 frekansında C'de senkronize olabiliyorlar. Bunlar iki arkadaş da olabilir. İki sevgili de olabilir, ast üst ilişkisi de olabilir. Dolayısıyla farklı frekanslar, farklı uyum noktaları gerektiriyor. Bu frekansların bir özelliği de cansız sistemlerde bile çalışıyor olmaları. Burada gördüğünüz metronomlar önce farklı yerlere hareket ederken bunları ortak bir zemine koyduğunuzda karşılıklı titreşimle bir süre sonra senkronize olmaya başlıyor. Dolayısıyla birinci katman bizim
frekanslar içinde senkronize olup olmamamızla ilgili. Eğer doğal sistemin frekansına uyum sağlayabiliyorsak, senkronize olabiliyorsak uyumlu oluyoruz. Aksi takdirde uyumsuz oluyoruz. Bir de osilasyonlar var. Osilasyonlar frekans gibi düzenli değil, tamamen düzensiz yapılar. Bunlara gürültü de deniyor. Bunlara uyum sağlamak ayrı bir hikaye. Bunlar işin zor kısmı. Dolayısıyla birinci katman frekanslar, osilasyonlarla karşımıza çıkıyor. Bu katmanda büyük artı dediğimiz artı içinde insanları şu şekilde tanımlamak mümkün. Başarı karesindeki insanlar yüksek ritmi olan ve fonksiyonel olan insanlar. Anksiyete karesindeki insanlar yüksek ritimli ama fonksiyonel değiller. Ama bir özellikleri var, bu insanlar vazgeçmiyorlar. Huzur karesindekilerin düşük ritmi ama fonksiyonelliği az bir davranış tarzı var. Depresyonda da düşük ritim var, fonksiyonel değil ve depresyonun farkı vazgeçmiş insanlarla dolu olması. Dolayısıyla birinci katmanda, en temel katmanda insanlar uyum ve uyumsuzluğu bu şekilde yaşıyor. İkinci katmana baktığımızda doğal sistemin yapısı biraz değişiyor. Kaynak, kısıtlama ve nötrümden oluşuyor. Bu hayatın var olabilmesi ve düzenin var olabilmesi için gerekiyor. Düzenleyici sistem ise öncelik alanı ve etki alanı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Öncelik alanı kişinin hayatını sürdürebilmesi için onun için öncelikli olan şeyleri, etki alanı da yapabileceklerini tanımlıyor. Öncelik alanında biz doğal sistemde olan şeyler bizim için fırsat mı, tehdit mi, nötr mü diye bakıyoruz. Aynı şekilde bizim de kendi içimizde kaynak ve kısıtlamalar var. İnsanların psikolojik sorunlarının çoğu doğal sistemin kısıtlamalarından değil de insanların kendi zihinlerinde kendileri üzerinde yarattığı kısıtlamalardan kaynaklanıyor. Ve sonunda bir karar veriyoruz etki alanımızda. Biz bu doğal sisteme müdahale mi edeceğiz, kontrol mü edeceğiz? Bunun içinde bir şey yapmayı akışa bırakıp rahat mı edeceğiz yoksa dengeli bir tutum mu sergileyeceğiz? İşte bu seçimler, bu dinamiklerin farklı kombinasyonları insanları ikinci katmanda farklı yerlere götürüyor. Gelinen yer burası. Başarı karesindeki insanlara baktığınızda fırsatı gören, kaynağa ulaşan ve bunu kontrol edebilen insanlar olduğunu görüyorsunuz. Bir tanesi eksikse çalışmıyor başarı arkadaşlar. Diyelim çok iyi fırsat görüyorsunuz, acayip uyanıp bitirsiniz. Ama kaynaklara ulaşamıyorsunuz. Çok da becerikli olsanız başarı gelmiyor. Ya da kaynağınız çok ama fırsat yok. Herhangi birisi eksikse dinamiklerin insanlarda başarı gelmiyor. Türkiye'de sorun uyanık eksikliği değil. Maşallah fırsat konusunda gayet iyiyiz. Türkiye'de sorun daha çok kaynak eksikliği. Aynı şekilde ansiyeteye baktığınızda tehdit algısı ağır basıyor. Kaynaklar var ama o kaynakları kaçma savaşma refleksleri için kullanıyoruz. Dolayısıyla ortalıkta bir kontrol çabası, bir debelenme var ama pek de bir sonuç yok. Depresyonda sistem genellikle nötr ya da tehdit var. Kısıtlamalarımız var. Belki sistemden, belki kendimizden ve hayatın içinde sürüklenip duruyoruz. Huzur karesinde gene ortalık nötr, gene kısıtlama var. Ama biz akışına bırakmış durumdayız. Hallederiz abi, bir şey olmaz abi, kısmet. Bunlar size bir yerden tanıdık geliyordur. Türk halkının aklını koruma yöntemi bu arkadaşlar. Üçüncü katmana geldiğimizde, bu daha yukarıda bir katman. İlk katman cansızlarda var. İkinci katman bütün canlılarda var. Üçüncü katman sadece memelilerde var. Burada doğal sistemden gelen verileri bir şekilde algılıyoruz. Seçici algıyı kullanıyoruz. Yani bizim için öncelikli olanları algılıyoruz. Sonra bunları anlamlandırıyoruz, bir harita içine yerleştiriyoruz. Algıya gözlük, harita, anlama harita derseniz, gözlük ve harita bizim gerçekliğimizi belirliyor. Duygular, anlam oluşturmada bilinçaltımızın anlamlandırma mekanizması. Dolayısıyla biz duygular üzerinden anlam üretiyoruz. Bana iyi mi geldi, kötü mü geldi üzerinden anlam üretiyoruz.
Doğal sistemde olan şeye tepki vermek için, davranışta bulunmak için ise yetkinlik geliştirmemiz gerekiyor. Eğer herhangi bir kimlikte bir sorun yaşıyorsanız, şu beş temel dinamikten bir ya da birkaçında sistem tıkanmış demektir. Ya algı sorunu vardır, ya anlam sorunu vardır, ya duygu sorunu vardır, ya yetkinlik sorunu vardır, ya davranış sorunu vardır. Psikoterapi ekolleri genellikle bunların bir tanesi üzerine organize olmayı seçerler. Biz ODV'de en büyük resmi oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu artı üzerine koyduğumuzda, duygular üzerinden tanımladığımızda başarı karesindeki temel duygular daha farklı. Örneğin özgüven gibi, sevinç gibi, hırs gibi. Anksiyete karesinde korku, öfke, acı gibi. Depresyon karesinde üzüntü, değersizlik, sıkılma gibi. Huzur karesinde dinginlik, huzur, sevgi gibi değerler üzerine organize olmaya başlıyor kişiliğimiz. Yani hangi kareye giderseniz o karenin duyguları üzerine kişiliğinizi inşa etmeye başlıyorsunuz. Dördüncü katmana geldik. İşin içine bir de bilinç giriyor. Bilinç mantığımız, bilinç duygularla düşünmüyor. Bilinç kavramlarla düşünüyor. Bilinç kendine dışarıdan bakabiliyor. Bilinç bir sonraki aşamamız. Bilinç bazen doğal sisteme doğrudan müdahale edebiliyor. Bazen düzenleyici sisteme yani bilinçaltına müdahale edebiliyor. Bilince düzenleyici sistemin düzenleyicisi olarak bakabilirsiniz. Ama bilincin gücünün bir sınırı var. Bilincin gücünün sınırı ortalama haritanın %10 civarını oluşturması. Yani nötre yakın duygularda bilinç diyor ki şunu yap ya da şunu yapma ve biz onu yapıp yapabiliyoruz ya da yapmayabiliyoruz. Ama uçlara gidildiğinde bilincin etki alanı daralıyor. Yani bilinç diyor ki sigara içme, bilinçaltı diyor ki karışma oradan ben ona zevk anlamını yükledim. Ve kazanan bilinçaltı oluyor. Dolayısıyla son bir katmanımız daha var. Bu yapının kendi içinde uzmanlaşmış hali, sistemlerin karmaşıklık düzeyine ve kompleksitesine göre, düzensizlik seviyesine göre dört ayrı katmanda organize olmuş vaziyette. Kısaca baktığımızda anlam dediğimiz şey inançlar, düşünce kalıpları, değerler ve kimlik olarak konuşuyor. Duygular, emotionlar, moodlar, state'ler ve meta state'ler olarak konuşuyor. Yetkinlikler, basit yetkinlikler, alışkanlıklar, alışkanlık kombinasyonları şeklinde ve kimlik şeklinde organize oluyor. Bu psikoterapi açısından önemli ama bu sadece psikoterapi açısından önemli değil. Bireyde bunun adı psikoterapi, ailede aile terapisi, şirketler söz konusu olduğunda bu organizasyonel değişim anlamına geliyor. Toplumlar söz konusu olduğunda ise toplumsal liderlik anlamına. Bu kadar şeyi ezberlemenizi beklemiyorum ama böyle bir şeyin olduğunu ve uygulamada işe yaradığını bilmenizde büyük yarar var. Bu da büyük harita. Beşinci katmanın haritası. İçinde duygular, yetkinlikler ve kimlikler var. Biz bütün psikiyatrideki rahatsızlıkları bunun içine yerleştirdik. Şirketlerin sorunları hepsi, ülkelerin sorunları hepsi bu katmanların içinde. İnsan doğasının işin içinde olduğu her şey bu haritanın içinde. Bu haritanın hepsini henüz tamamlamadık. Ama %50'yi geçmiş vaziyetteyiz. Bunları uyguladığımızda çalıştığını biliyoruz. Ben 50 bin saatin üzerinde bir uygulama deneyimiyle bunları oluşturma şansım olmuş. Yaklaşık 30 yıllık bir çaba bu. Bunları kamuyla ilgili projelerde kullanıyoruz, bunları eğitimde kullanıyoruz, bunları psikolog eğitimlerinde kullanıyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın en büyük şirketlerinin en üst düzeylerine eğitim verirken kullanıyoruz ve ortada çalışan bir şey var. Katmanları anladığınızda, dinamikleri anladığınızda, hayatı ve kendinizin sistem olduğunu anladığınızda, kendinize ve bu ikisi arasındaki ilişkiyi anladığınızda da insan-hayat ilişkisini anlamaya başlıyorsunuz. Toparlarsak, birinci katmanda cansızlar için senkronizasyon, ikinci katmanda tüm canlılar için bu temel dinamikler,
Üçüncü katmanda memeliler işin içine girdiğinde duygu. Dördüncü katmanda bilincin ilave işin içine girdiğinde daha iyi bir düzenleyici sistem. Ve son olarak bunları fine tuning yaptığımızda, ince ayar yaptığımızda her kademede çalışabilen farklı zihinsel yapılar, dinamikler karşımıza çıkıyor. Özetle, farklı zeminlerimiz var, farklı zeminler, farklı katmanlarda ve biz hayatı zeminlerimizden ibaret zannediyoruz. Bulunduğumuz yer, yaşadığımız, anlamlandırdığımız, hissettiğimiz, deneyimlediğimiz, bilincimizle yorumladığımız pek çok şeyin sonucunda oluşuyor. Tıpkı insan vücudunun katman katman olması gibi zihin de bu katmanlarda oluşuyor. Eğer bunları anlarsak, kendimizi hayatın içinde daha uyumlu bir hale getirme şansımız var. Anlamazsak, savunma mekanizmaları içinde, kısır döngüler içinde savrulup duruyoruz. İnsanı ve hayatı anlamak ve bunları doğru anlamlandırmak işte en önemli mesele bizim için bu. Dinlediğiniz için teşekkürler.